Shiba üzerine konuşmayı sürdüreceğiz. Özellikle son Voyager hareketleri, aynı zamanda SHIB Coin'in genel potansiyelinden ve performansından söz edeceğiz, tamam mı? Şimdi şöyle yukarı doğru bir çıkalım. Bu arada bu tarz şeyler çıktı, tamam mı? Yani bu TAG vesaire tarzında meme coin'ler falan çıktı. Hepsi ponzidir, dolandırıcıdır. İtibar etmeyiniz. Meme coin'de milyarlarca tokenlık satış riski. Voyager iş başında diyor. Evet. Voyager biliyorsunuz iflas etmiş bir şirkettir kendileri. Burada iflas eden şirketlerin ellerinde tabii lunch olduğu da bilinmektedir. Fakat meblağ vesaire tam anlamıyla bilinmemektedir. İşte Voyager olsun, Celsius olsun, Tracy olsun, bu gibi iflas eden taraflar zaten Terra kaynaklı battılar. Mesela Voyager'dan konuşursak aslında Voyager hiç fena gitmiyordu. Adamlar iyi gidiyordu. Başlangıçta bu enflasyon ve Fed ortamına rağmen iyi bir şekilde hareket ediyorlardı. Ancak bir noktadan sonra tabii rutin küçülmeler yaptılar. Diğer projelerde ya da kredi borç verme protokollerinde de olduğu gibi. Fakat artık Terra iflas ettikten sonra yüklü bir Luna tutucusu olduklarından kaynaklı olarak tabii ellerindeki varlıklar yandı bitti, kül oldu, yok oldu yani. Dolayısıyla kendileri de iflas bayrağını çekmiş oldu bundan kaynaklı olarak. O yüzden hep söylüyorum, Luna'nın çöküşü, Terra'nın iflası sadece küçük yatırımcıyı değil, burada Voyager gibi geçmişteki bir devi bile yok etmeye yetmişti, tamam. Ayrıyeten şunu da altını çizeyim, asla ama asla ben hep söylüyorum, bu tarz kredi ve borç verme projelerine ve bunların tokenlarına yatırım yapılmamalı. İstisnai olarak AVI ve Compu severim. Haricindeki hepsi gözümde çöptür. Neden çöptür? Bir, radikal riskler taşırlar. Doğru. Bir proje battığında ilk önce bu projeler batar. Çünkü bu adı geçen projelerde ekseri ellerinde çok yüklü miktarda bulundurdukları için net bir kayıp anlamı taşırlar. Yani X projesi battığında farklı yerler, işte belki Avalanche'in elinde varsa Solana'da yoktur, Polkadot'ta, bunlar da kesin vardır ama. Yani onu söylemek istiyorum. Öyle bir sıkıntı. İkincisi, yine bu kredi ve borç verme platformları kendi tokenları üzerinden teminatlandırma gerçekleştirirler ve ödüllendirme sistemleri çok agresiftir. Faiz oranları korkunç yüksektir. Dolayısıyla tokenları uzun vadede hep enflasyona yatkındır. Bunları almamak lazım. Mesela bunlardan bir tanesine örnek vereyim. JASMY. Mesela bak hemen biz girip şuraya bir göz atalım ki. Mesela JASMY. Tamam mı? Ya gerçi Binance'dan evet girmek çok akıl kârı olmadı. Mesela şöyle bir giriş yapalım. JASMY'e bakın. Yani şuradaki şey nerede? Şuradaki hareket nerede? Kasım 2021 nerede? Şu anki hareket nerede yani? Dağlar kadar fark var. Bu arada JASMY özeli için hani ben bu sezon JASMY'den yükseliş bekliyorum. Onu söyleyeyim. Açık açık yani yükseleceğini düşünüyorum. Fakat eskisi gibi 3 dolarlar ya da ne bileyim açık konuşmak gerekirse yeniden 30 centler, hatta 2021'in Kasım ATH'ındaki gibi 30 centlerin falan yeniden geleceğini düşünmüyorum. Çünkü stratejik hatalar yapıldı ya da ne bileyim SPELL, tamam mı? Bunlar çok önemli olacaktır. Şöyle bir girip bakalım çok kısa. Mesela yani hareketlere bakar mısınız? Ekim hareketine bak. Tamam mı? Fiyatı 3 cent. Şimdi önünde 2 tane sıfır var ki geldiği noktada Ocak'tan bu yana düşüş falan. Spell'la JASMY'de benim görüşüm aynıdır bakın. Aynı. Sezon içerisinde isteyen alır. Fakat ortalama bir altcoin'den daha az yükseleceklerini ve ATH görmeyeceklerini düşünüyorum. Dolayısıyla durum bu. Uzun vadede tutmayı zaten önermiyorum. Meme Coin'de milyarlarca tokenlık satış riski, Voyager iş başında. Shiba Inu kripto para piyasasında yaşanan düşüşleri takip ederek ortalama %5 oranında değer kaybetti. Düşüş oranı açısından rakiplerinden daha kötü bir performans gösteren Meme Coin'in düşüş nedeni de dikkate değer. İşte bilinen detaylar. Ben size düşüş nedenini söyleyeyim. Düşüş nedeni doğrudan aslında Shibarium kaynaklıdır. Yatırımcının bakış açısı. Şu anda balinalar almaya devam ediyor. Bu doğru. Fakat traderlar ve küçük yatırımcılar SHIB coin'e girerken bakıyorlar ki lansman işte yok, ertelendi, şu oldu, bu oldu, çık tarzında. Emin olun burada kaybeden SHIB coin olmuyor. SHIB coin yapacağını yapar. Hiç merak etmeyin. Burada kaybeden küçük yatırımcı oluyor. 2. Olayı Voyager'ın satışına bağlayacak site, anladığım kadarıyla hiçbir alakası yok. Lütfen doğru değerlendirmeler yapın. 100 milyar adet SHIB coin'in satılması ya da alınması SHIB'in fiyatında zırnık kadar bir oynama yapmaz. Yani nokta atışı, böyle bir nokta oynama yapmaz ya. O kadar söylüyorum. O yüzden şeye benziyor. Ne bileyim işte 3 tane Bitcoin aldım. 3 tane Bitcoin aldım, BTC pampladı. Buna benziyor. Arkadaş senin 3 tane BTC almanla Bitcoin pamplar mı? Yani bu da biraz buna benziyor. CMC verilerine göre SHIB piyasa değeri açısından en iyi 20 kripto varlık listesinde yerini korumakla mücadele ediyor. Ancak gelen son on-chain veriler iflas riskiyle boğuşan Voyager'ın önemli miktarda token'ı hareket ettirdiğini ortaya koydu. Elbette gelen bu haberler ise yatırımcılar tarafından pek de olumlu karşılanmadı. Geçtiğimiz haftalarda Voyager milyarlarca Shiba Inu bilinmeyen farklı cüzdanlara aktardı ve iflas durumu göz önüne alındığında bu işlemlerin arkasındaki neden belirsizliğini koruyor. Yani neden belirsizliğini korumuyor işte, adamlar satıyor. Yani satış gerçekleştirecekler. Nedeni budur, fakat bu bir düşüşe sebebiyet vermez. Yalnızca son 24 saat içinde 3 işlemde 90 milyar token taşındı. 29 ve 30 Haziran'da Voyager 9 gün önce 280 milyar SHIB taşımasına benzer şekilde 255 milyar Shiba Inu 6 belirsiz cüzdana aktardı. Etherscan verilerine göre Voyager Haziran ayındaki önemli hareketlerden önce SHIB'i en son 113 gün önce transfer etti. Luke Conchain bu transferlerin arkasında nedeninin Voyager'ın müşteri para çekme işlemlerini yeniden açma planıyla bağlantılı olabileceğini öne sürdü. Bağlantılı zaten. Voyager'ın alacaklarının bir hafta önce Shiba Inu'da dahil olmak üzere kripto varlıklarının yaklaşık %35'ine erişmelerini sağladığını vurguladı diyor. Burada da alacaklarına verdiğini vesaire konuşuyor. Ya dediğim gibi burada Voyager'ın Shiba'sı da var, LINK'i de var, MATIC'i de var, Ether'i de var, farklı farklı. Celsius'ta da aynı muhabbetler dönüyor. Bunlar şu anda tamamı Ether ve BTC'ye dönüştürülecek. Dolayısıyla zaten bunların hepsinin satılacağı açıklandı. Fakat satıldıkları durumda fiyatla alakalı ortada bir durum yok. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.